Suriye Savaşı'nın ağır insani bilançosunun en iyi hissedildiği ülke, 2 milyon 941 bini aşkın Suriyeli'ye bütün imkanlarını seferber ederek kapılarını açan Türkiye oldu. Yanı başımızda Suriye'de 15 Mart 2011'de başlayan savaş, genelde Türkiye'yi, özelde de en çok Hatay'ı etkiledi. Barındırdığı Suriyeli nüfus kentin sosyoekonomik dengesini bozdu. Tarihler 21 Mayıs 2013 gösterdiğinde, yani Suriye Savaşı'nın başlamasının üstünden 2 yılı aşkın bir zaman geçmişken, Hatay ekonomisine bir balta da Yayladağ sınır kapısının kapatılmasıyla vuruldu. Tarihler 21 Mayıs 2013'ü gösterdiğinde, dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Suriye ile Türkiye arasındaki geçişleri sağlayan kapılardan Hatay'daki Yayladağ Gümrük Kapısı'nın geçici olarak kapatıldığını açıkladı. İşte Hatay'ın tablosu o açıklamadan sonra tüm hızıyla tersine dönmeye başladı. Konuya dair açıklama yapan dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Suriye hükümeti taraftarlarının Türkiye'ye giriş çıkış yaptığı tek kapının Yayladağ sınır kapısı olduğu sonucuna vardıklarını açıkladı ve Yayladağ sınır kapısının güvenlik gerekçesiyle kapatıldığını duyurdu. Suriye hükümetine uygulanmak istenen siyasi ambargo aslında o tarihten sonra Hatay'a, Hatay'ın ekonomisine ve Hataylı'nın kendisine uygulanmış oldu. Hatay için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Orta Doğu'ya sağladığı ihracat ve ithalat ile kendine fazlasıyla yeten, hatta ülke ekonomisine de ciddi katkıları olan Hatay, o tarihten itibaren kan kaybetmeye başladı. Suriye Savaşı'ndan etkilenen Hatay'da ilin nefes borularından birinin kesilmesi geri dönüşü yıllar alacak zararlara neden oldu. Genç işsizlik oranının %55'in üstünde olduğu Hatay'da, Hatay'a ciddi oranda girdiler sağlayan tırlar çürümeye terk edildi. Tırlar ihracat yapamaz duruma geldi, kent ekonomisi kangren olmuş bir hasta misali can çekişmeye başladı. Komşumuz Suriye'de yaşanan savaştan dolayı ithalat ve ihracatta, turizmde, ticarette yaşanan gerileme ilimiz ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir. Yayladağ sınır kapısının kapalı olmasından dolayı ilimiz derin yaralar almış, ekonomimize büyük zarar vermiş, esnafımız, vatandaşlarımız çok zarar görmüştür. Gümrük kapılarının kapalı olması bu zararı her geçen gün artırmaktadır. Yayladağ sınır kapısı en kısa zamanda açılmalıdır. Sınır kapıları açılırsa ticaret gelişecektir. Hatay'da ekonomik dengenin düzene girmesi, ihracatın tekrar hayat bulması için Yayladağ sınır kapısının açılması gerekmektedir. Yayladağ sınır kapısının açılmasını talep ediyoruz, önemsiyoruz. 2012'nin ilk 6 ayında Hatay 81 il içerisinde ihracatta 9, ithalatta ise 7. sırada yer alıyordu. Hatay'dan ihraç edilen ürünlerin %49,8'ini demir-çelik ana sanayi ürünleri ve %24,1'ini ise yaş meyve sebze oluşturuyordu. İthal edilen ürünlerin başında %35,3'lük dilimle atık ve hurdalar yer alırken %18,9'luk diliminde maden kömürü, %14,2 demir-çelik ana sanayi ve %10,9'unda da demir-çelik ürünleri yer alıyordu. Suriye'de yaşanan savaş ve Yayladağ sınır kapısının kapatılması ile Hatay'ın Suriye'ye yapmış olduğu ihracat 2011'in ilk 6 ayında 35,6 milyon dolarken 2012'de bu rakam 30,7 milyon dolara geriledi. Şu anda kapılar kapandığı için çok büyük problemleri kuşkusuz ki tüm sektör yaşadı. Yani bunun sadece faturasını birkaç ihracatçı iş adamı çekiyor zannediliyor. Öyle değil. Sınır kapısı kapalı olduğu için, turist gelmediği için AVM, esnaf, uzun çarşıdaki halkımız, İskenderun, Reyhanlı hepsi mağdur. Bavul ticareti yok. Nakliye şirketleri çalışmıyor. Tırlarını satmak zorunda kaldı. Elden çıkardı. Yeni pazarlara da hepsi baştan sona sorun. Bugün de şimdi biz eğer Suriye ile problem yaşıyorsak tüm sınırlarımızda yaşıyoruz. Benim buradan çağrım tekrar tüm sizlerin aracılığıyla tüm kamuoyuna gelin hep birlikte Hatay'ımıza sahip çıkalım ve hükümet yetkililerine de seslenerek diyorum ki ne olur Kilis'le Hatay arasında, Gaziantep'le Hatay arasında ayrım yapmayın. Osmaniye ile Hatay arasında ayrım yapmayın. Bugün yatırım açısından, yatırım teşvik bölgesi olması açısından Osmaniye'ye verilen imkanlar, yetkiler, olanaklar Hatay'a verilmiyor. Onun için de Hatay'daki sanayici fabrikasını Osmaniye'ye taşıyor. Ve siz Kilis'teki sınır kapısına tanıdığınız selahiyetler, yetkiler, imkanlar, imtiyazlar Hatay'ı tanımadığınız için Hataylı tüccar oturuyor. Hataylı tüccar iş yapamazken komşu illerden başka insanlar iş yapıyor. Sizin bir ülkenin vatandaşları arasında ayrım gözetmeniz, belli bir takım insanları kendi öz vatandaşınız, yandaşınız gibi düşünüp de bir başkasının da olumsuz gözle bakmanız doğrusu çok incitici bir durumdur. Bu asla kabul edilemez. Bu nedenle talebimiz odur ki
Hatay'da Gaziantep'in, Kilis'in sınır kapılarının sahip olduğu tüm yetkilere sahip olsun. Artık hayat tekrar yeniden eski haline dönsün. Tarih ilerledi, Yayladağ sınır kapısının açılmaması ihracat ve ithalattaki verilerin daha da gerilemesine neden oldu. 2016'da Hatay sadece 128 milyon dolar ihracat yapabildi. Sanayi, turizm, tarımda Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayan Hatay'ın 2010'da 178 milyon lira olan kredi borcu 2015 yılı sonu itibariyle 3 katına çıkarak 543 milyon liraya ulaştı. Hatay 2010 yılında kredi kullanımında 81 il içinde 8. sıradayken 2015 yılında 13. sıraya geriledi. Hatay artık yatırım yapmak yerine küçülmeye, para harcamak yerine parayı elinde tutmayı tercih etmeye başladı. 2013 ve 2014 yılında 2 milyar doların üzerine çıkan Hatay ihracatı 2015'te %13 gerileyerek 1 milyar 827 milyon dolarda kaldı. Sanayi, ticaret ve tarım ana başlıklarıyla tanımlanabilecek Hatay ekonomisi, Türkiye ekonomisine katkısı yönünden üst sıralarda yer alan bir ildi. Doğru projeler ve politikalarla bu katkının çok üzerinde bir ekonomik değer yaratabilecek potansiyele sahipti. Hatay'a tur düzenleyen birçok tur şirketi de Hatay'daki ortaklarıyla sözleşmelerini iptal etti. Hatay, deyim yerinde ise terk edilmiş bir şehre döndü. İşte bugünden itibaren kaybedilecek zaman yok. Hatay eski günlerini istiyor. Yayladağ sınır kapısı açılsın.